Merhaba. SQL Server 2012'de create işlemlerinden bahsetmiştik. Şimdi bazı create işlemleri gerçekleştirelim. Aynı zamanda alter komutuna da giriş yapalım. Değişiklikler nasıl yapılıyor onlara da bakalım. Önce şöyle yeni bir sorgu ekranı açıyorum buraya. Yeni bir sorgu ekranı. Daha sonra şöyle puntomu biraz büyüteyim. Ekranım büyük gözüksün. Hemen yazmaya başlıyorum. Create Database. Bu ne yapıyordu? Veri tabanı oluşturuyordu. Daha sonra veri tabanımın ismini yazacağım. Veri tabanımın ismi test alt çizgi DB olsun. Sadece komutları öğrenmek amacıyla basit örnekler yapacağız şimdi. Daha sonra şöyle alt satıra geçeyim. On primary. On primary ile ne oluşturuyordum? MDF dosyasını oluşturuyordum. Açtım parantez. Kapattım parantez. Da şu parantezleri şöyle alta alayım. Şöyle alta alayım parantezleri. Ve tabloda biraz içeri doğru yazayım. Name eşittir. Name özelliğimiz neyi gösteriyordu bizim? Şurada gözüken veri tabanı ismimizi gösteriyordu. Hemen şöyle diyeyim ona. Test alt çizgi DB. Virgül koydum. File name diye bir özelliğimiz vardı. File name. Bu neyi gösteriyordu? Bu da diskteki ismini gösteriyordu. Hemen onu da şöyle tabii şey içerisine almalıyım. Tırnak içerisine almalıyım bunu. Bu klavyem biraz değişik. O yüzden değişik yerlere basıyorum. Daha doğrusu Enter tuşu çok küçük. O yüzden Enter'la Shift tuşunu virgül koydum. Şimdi file name'e geldik. File name ne olsun? File name'in direkt path'ini de yazacağım buraya. Tam yolunu da yazacağım yani. Nerede olsun bu? C'de olsun şu anda. C'de. C'de. Neydi? Test db nokta mdf. Tırnağı kapatayım. Yine virgül koydum. Başka özelliklerim de vardı. Neydi? Size. Size eşittir. Nasıl olsun size'ı? 5 MB olsun. 5 MB olsun şöyle size'ı. Virgül koydum. Max size. Maksimum boyutunu gösteriyordu bu da. Eşittir. 100 MB. Özellikle sunucu falan yapılandırıyorsanız yani bir sunucuda falan gerçek bir sunucuda çalışacaksa bu veri tabanı ve o sunucu da size sonsuz bir disk alanı vermeyecektir. O yüzden maksimum dosya boyutu belirlemek böyle faydalı olabilir. İlk başta 5 MB'lık bir dosya oluşturulacak. Maksimum size de maksimum boyutu da 100 MB olacak. Eğer dosya 5 MB'ı aşarsa, şu anda boyutu 5 MB ya, bir de büyüme oranı var. O da file growth. File, yanlış yazdım. File growth. Bu da 5 MB, 5 MB büyüyecek. Yani dosya 5 MB'ı aşarsa bir 5 daha büyüyecek, 10 olacak. 10 MB aşarsa bir 5 daha büyüyecek, 15 MB olacak. Bu da 1 MB, 1 MB büyüsün mesela. 5 yapalım, pardon. Bunu da 5 yapalım şöyle. Şimdi virgül koydum, virgül koydum, virgül koydum. En sonucu virgül koymuyorum. SQL Server'da hep böyledir. En sonucu parametreyi virgül konmaz. Daha sonra log dosyasına geçelim şimdi. Logon. Log dosyası nasıl olacak? Log dosyası içinde hemen yine Enter'a basayım. Şundan hangisi olacak? Hemen hemen. Bu defa da log dosyası için gerekli şeyleri yazacağım buraya. Test db log diyeyim şuraya. Log. Küçük yazalım. Test db şöyle log diyeyim. Log dosyasının uzantısı ldf. Zaten yukarıda mdf oluşturduğumuz için bir daha aynı dosyadan oluşturamazdık. ldf yaptım. Size 2 MB ile başlasın. Maksimum boyutu işte 75 MB olsun mesela. 75 MB olsun.
Bu da 5 MB. 5 MB büyümesin. Bu da 5 olsun ya. Bu da 5 olsun. Şöyle hepsini görebilmek için şöyle biraz küçülteyim. Evet şöyle. Hepsi gözüküyor şu anda. Şimdi save edeyim bunu. Bu yazdığım şeyleri. Şuraya. Create. Test diyeyim şöyle. Save dedim. Test şey yapmamıza gerek yok aslında. Kaydetmemize gerek yok. Biraz direkt çalıştırabiliriz ama daha sonra bu şey sorguları tekrar kullanacaksam kaydetmemde de fayda var. Execute ettim. Bir hata almıştık. Bu hatanın sebebi şu dosyayı oluştururken var olan kullanıcımız herhalde yetkisi yok. O yüzden bu hatayı aldık. Hemen SQL Server'ın data klasörüne gidelim. SQL Server'ın data klasörü benim bilgisayarımda şurada kayıtlı. D klasöründe MS SQL Data. Şu uzun yol benim SQL dosyalarımın veri dosyalarımın kayıtlı olduğu yer. O yüzden bu yolu şöyle değiştiriyorum. Şey, en sona bir tane daha slash koyayım. Log dosyası da aynı yerde olsun. MDF dosyam da aynı yolda olacak. Şöyle bir kez daha deneyeyim şimdi böyle. Çalışacaktır büyük ihtimalle. Bu haliyle de kaydedeyim. Yani kullanıcının izninin olduğu bir yerde bu işlemi yapmamız lazım. Object Explorer'da şöyle kalsın. Ve execute ettim. Evet, komutlar başarılı bir şekilde çalıştırıldı dedi. Şurada gözükmüyor hala şurada şeyim. Veri tabanım. Yenile dedim. Database'i tekrar tıkladım. TestDB buraya gelmiş bakın. Peki ben bu yolun burada olduğunu nasıl bildim? Bu da bir sorun. Burada gençler şöyle var olan bir veri tabanınız varsa onun yoluna bakabilirsiniz şöyle. Properties'den, dosyaların yolu bakın şurada. Şuradan yola bakarsınız yani. Ya da kurulum sırasında aklınızda kaldıysa oradan da bakabilirsiniz. Ha, hiç veri tabanı yoksa şu sistem veri tabanlarına bakın. Belki onlar da aynı yeri kullanıyordur. Muhtemelen aynı yeri kullanıyorlar zaten de. Şöyle bakalım onların dosyalarına da. Onlar da bakın aynı yolu kullanıyorlar. Onlar da aynı yolu kullanıyorlar. Evet, şu yazdığımız ayarlar dosyada nasıl gözüküyor onlara bakalım şimdi. Properties penceresine şöyle tıkladık. Şuradan da Files bölümüne tıkladık. Burada bakın dosyanın mantıksal isimleri gözüküyor. Dosyaların mantıksal isimleri bizim verdiğimiz şu isimler yani testDB ve diğer neydi? testDB log. Şunlar yani. Şuraya açalım. File type basılmış. Bir tanesi data yani kayıtların tutulduğu data dosyası. Diğeri ise log dosyasıymış. Şeyler bu şekilde gözüküyor bakın. Dosya grubuna baktığımız zaman birisi primary'miş. Diğeri ise uygulanabilir değil diyor. Initial size'ları ikisinin de başlangıç boyutu 5 MB'miş. Autogrowth arttırım boyutu yani. Arttırım boyutu ne kadar? 5 MB 5 MB'miş. Maksimum size ne kadarmış? En büyük ulaşabilecekleri dosya boyutu ne kadarmış? 100 MB ve 75 MB olarak sınırlıymış. Bunları da zaten biz buradan vermiştik. Şu da bu dosyaların kayıtlı olduğu yo testdb mdf ve testdb log.mdf dosyalarının kayıtlı olduğu yer. Bunlara hemen hızlıca bakalım. Şöyle kendi şeyimizden. Şurada bir galiba. Neyse süper. Şu. En son onu kopyalamıştım. Neyse. Şuradan hızlıca gideyim. Şunlar bakın. Şu dosyalar. Şu dosyaları oluşturduk biz şu anda. Doğru mu? Evet oluşturduk. Şimdi gelelim. Değişiklik yapmaya. Şimdi bu veri tabanı varken tamam mı? Ben aynı veri tabanını bir daha oluşturmaya çalışayım mesela. Execute ettim bir daha. Ne diyor? TestDB zaten var diyor. Başka bir database ismi seç diyor. Ve gelip buradan database'in ismini değiştireceğim. Ya da bu database'i buradan ne yapacağım? Sileyim şöyle hızlıca. Herhangi bir bağlantı varsa onu da kapatsın. Onları da seçtim. Artık yok bunlar. Dosyaları da gitti. Görmemize gerek yok. Bir daha çalıştırıyorum. Başarılı bir şekilde çalıştı ve yine geldi. Hani bu şekilde script olarak yapıp, kod olarak yapıp veri tabanını oluşturmak çok hızlı bir şekilde bunu silip tekrar oluşturmanız konusunda size kolaylık sağlayacaktır tabii. Şu anda burayı dinleyemedi. Evet geldi bakın şuraya. Biraz geç de olsa hemen geldi dostumuz.
Şimdi şeye bakalım. Database'in ismini değiştirelim. Herhangi bir şeyi değiştirmek istiyorsak biz hemen ona şöyle diyeceğiz. Nasıl create ederken create diyoruz. Değiştirmek isterken de alter diyeceğiz. Alter. Alter database. Alter database. Mesela ismini değiştirelim. TestDB diye bunun ismi. TestDB diye. Bunun ismini hemen şöyle diyelim. Modify. Bir kış kafi yazmamın bir yönü yok ama herhalde strap takılıyor. Bir de küçük ö harfi yok İngilizce'de. O yüzden yanlış yazmış olurdum. Modify name name eşittir. Yapayım ismini. Test DB 2020 yapayım şöyle. SQL'de şöyle bir güzellik de var. Sadece bu satırın çalışmasını istiyorsam bunu işaretleyeceğim. Bu satırı işaretleyeceğim ve execute edeceğim. Execute ederken şurada şey seçili değil. Veri tabanı seçili değil. Onun seçili olması. Neyse. O seçili olması da önemli değil şu anda. Devam ettim. The database name test db 2020 has been set. Ne diyor? Bu veri tabanı ismi şey yaptırıldı diyor. Set edildi diyor. Kuruldu diyor. Hemen şöyle bir yenileyelim burayı. Yani veri tabanı ismi değişti. Dosya isimleri falan değişti mi? Değişmedi. Onlar aynı bakın. Onları çünkü değiştirmek için herhangi bir komut yazmadık. Şurada onlar aynı. Şurada görünen ismi değişti sadece. Dosyaların falan boyutlarını falan da arttırabiliriz. Hemen onları da şöyle yapalım. Ne diyelim? Alter database neydi şeyimizin ismi? Yeni ismi ne artık? Artık bu isimle ulaşacağız ona. TestDB 2020 TestDB 2020'yi yine değiştir. Değiştir. On defa dosyayı değiştir. Modify. Az önce kendini değiştirdik. Şimdi dosyayı değiştiriyoruz. Modify file. Name'ini yine eski hale getirelim. Name eşittir. Test DB olsun. Virgül. Size'ını da 150 MB yapalım. Tamam bakalım kapalıymış. Oraya gitti hemen. Eşittir. Şöyle şurada. 150 MB olsun. Sadece bu komutu çalıştırmam için ne yapacağım yine? Sadece bu komutu seçeceğim ve execute diyeceğim. Evet, komutlar başarılı bir şekilde çalıştı. Burayı yine refresh edelim. Yanlış olmasın, şuraya yazdığımız test DB dosyanın ismi arkadaşlar. Yani şuradaki dosyanın ismi, veri tabanı ismi değil. Şurada gözüken dosya ismi. Onun boyutunu değiştiriyor şu anda. Onun boyutu mesela initial size 150 idi. Ne yaptık? 150 mi yaptık? 100 yapalım. 100 MB. Mesela tuşun basılı kalmış bu arada. Şöyle bir daha çalıştıralım. Execute ettik. Çalıştı mı? Evet, başarılı bir şekilde çalışmış. Pencereyi kapatıp bir daha açayım. Özellikle yoktu. Şimdi şu komutu şimdi bir kez daha çalıştıralım. Sadece 200 MB yapıyorum. Şu MDF dosyasını execute ettim. Aşağı bir şekilde çalıştı. Şuraya tekrar bakacağım. Özelliklere geldim. Dosyalardan. Bakın initial size 200 MB oldu burada da. Başka nelerimiz var? Şimdi bunu kullanarak bir tane tablo oluşturalım. Bunların içerisinde herhangi bir tablo yok. Bakın şu anda. Herhangi bir tablo yok. Bir tablo oluşturacağız. Tablo için de yine aynısını yapıyorum. Nasıl database oluştururken create table demiştim. Create database demiştim. Burada da create table diyeceğiz. Daha sonra tablonun ismini yazacağız.
Tablo test diyelim şöyle. Parantezi kapatıyorum. Tablonun neyi olur? Sütunları olur. Sütunlarını burada oluşturacağız. Yani şemasını oluşturacağız. Tablonun satırlarını ise insert.to komutuyla gireceğiz. Create table'a geçmiştik. Bakalım hangi sütunları ekleyeceğiz buraya. ID diye bir alanımız olsun mesela. Integer türünde olsun. Create table'da bunlardan bahsetmiştim biraz. Önce sütun ismini yazıyorduk. Daha sonra o sütunun veri tipini yazıyoruz. Daha sonra ise birinci anahtar olacak mı olmayacak mı ona karar vermemiz lazım. Yani bir kısıtlayıcı olacak mı, bir constraint olacak mı bu alanla ilgili ona karar vermemiz lazım. Burası birinci anahtar olsun. Identity diyorum. Identity demek de onu birinci anahtar yapıyorum. Identity şöyle yazmam lazım. Identity mavi olması lazım. Buraya bir yazdığım zaman, bir yazdığım zaman birden başla otomatik olarak birer birer arttır diyorum bu alanı. Sonraki alanıma geçtim şimdi. Add diye bir alan oluşturayım. Add varchar 20 karakter olsun bu da. Varchar olmasını iyi ifade ediyordu. 20 karaktere kadar veri girebilirim buraya. Bunu ifade ediyordu. Virgül koydum. Bir de numara diye bir alan oluşturalım. Numara diye bir alan oluşturalım. Burası da integer olsun. Bu şekilde. Evet, alanlarımız bu şekilde. Bunu da oluşturalım. Tabii bu hangi şeyde oluşacak? Hangi veri tabanında oluşacak? Şuradan seçeyim. Test DB2020'de oluşacak. Seçiyorum şöyle şu komutları. Oradan bunun seçili olduğundan emin oluyorum. Execute diyorum. Dolayısıyla burada tablom oluştu. Refresh edeyim şöyle. Bakın tablo test diye burada oluştu. Tablomda hiç veri yok şu anda. Hemen tablo oluşturalım. SQL sözcüklerini büyük harfle yazmaya çalışıyorum. Create table tablo test 2 dedim mesela. Yine bunu da parantezlerini açtık, kapattım. Pardon, şurada birinci anahtar diye düşünüyorum ama bu birinci anahtar değil. Birinci anahtar olabilmesi için primary key kısıtlayıcısını da yazmam lazım. Şununla birlikte, yani şuraya şöyle yazmam lazım. Primary key diye demem lazım. Ama bunu şu diğer tabloda yapacağım. Şöyle, o yüzden buradan geri siliyorum. ID, integer, identity, primary key. Bu identity şey yapıyor yalnızca, işte otomatik olarak arttırmayı sağlıyor. Primary key demezsiniz, orası birinci anahtar olmaz arkadaşlar. Bunu da oluşturalım. Yine hangi veri tabanında oluştuğu önemli. Execute ettim. O da oluştu bakın. Hemen şöyle refresh edelim. O da oluştu bakın. Bu tablolardan veri seçelim biraz. Yavaş yavaş select yazmaya başlayalım yani. Select yıldız from bu tablodan. Kopyalayayım. Ben şunu çalıştırayım bir. Execute ettim. Benim neler var? ID, ad numara var. Yani benim sütunlarımın ismi var. Şimdi ID, ad numara. Diğerinin ismi 2 idi. Sadece sonunda 2 var. Şöyle 2 koyayım bir tane. Sadece bunu çalıştırayım. Orada bakın sadece ID sütunu var. Hiç veri yok ama. Yeni bir sütun ekleyelim. İlk oluşturmuş olduğumuz tabloya yeni bir sütun ekleyelim. Şöyle diyorum yeni bir sütun eklemek için. Veri sonra ekleyeceğiz bunlara. Alter. Alter neydi? Değişiklik yapmaktı. Alter database diyorduk yukarıda. Şurada bakın. Şimdi ne diyeceğiz? Alter table. Tablonun ismi. Tablonun ismi ne? Tablonun ismi şu.
tablomuz bu. Add diyorum. Ekle. Ekle. Sütun ekleyeceğim buraya. Sütun. Kaç sütun vardı şeyimizin? 3 sütun vardı. Sütun 4 diyelim mesela. Da 0'dan başlasın. Sütun 3 olsun. 0, 1, 2, 3 yani. 4. sütun olur böylece. Sütun 3. Integer olsun ve not null olsun burası. Yani burası boş bırakılamaz olsun. Hemen şöyle execute ettim. Başarılı bir şekilde yine sütunum eklendi. Refresh ettik. Sütunlara baktık. Bakın sütun 3 diye o da buraya geldi. Yine başka bir örneğimiz. Bir tane daha şey ekleyelim. Sütun ekleyelim. Yine tablo 1'e ekleyelim. Hala veri yok. Şunu bir kez daha şunu seçersen. Hala verinin olmadığını görürüz. Bakın sütun 3 veri eklemek. Insert into ile ekleyelim çünkü. Bunu kopyalayayım. Şöyle sonra kadar gidelim. Ona yapıştıralım bunu. Şurayı kapatayım da hepsi tam gözüksün. Biraz şöyle küçültelim. Alter table tablo 1. Şu tablo 1 değil de şu tablo test tablomuz. Ekle. Sütun 4 olsun bu da. Sütun 4 tablosu. Veri türü float olsun. Veri türü float olsun. Ve burası da not null olsun. Şöyle. Bunu da oluşturalım. Execute ettik. Komut başarılı şekilde çalıştı. Şuradan yine kontrol edeyim. Bu da oluştu bakın. Şöyle bir şekilde. Bir sütunun tipini de değiştirebiliriz. Onu da yapalım. Yine az önce kopyalamış olduğum şeyi yapıştırdım buraya. Alter table tablomun ismi. Tablomun ismi. Yani uzun uzun yazmak zorunda değiliz. Bunu şöyle de yazabiliriz. Ben sürekli bıraktığım için öyle geldi. Tablo test tablosu. Bir defa add değil de bunda ne yapmamız lazım? Alter dememiz lazım. Alter. Son eklediğim sütun şöyle sütun 4'ü. Sütun 3'ü değiştirelim. Sütun 3'ü ya da sütun 4'ü değiştirebiliriz. Fark etmez. Alter sütun 3. Manuel olarak değiştireyim mesela. Hadi başlayalım. Evet. Bu sütun 3'ün tipi integer'di. Bunu manuel'e dönüştürmek için şunu kullanacaktık. Execute ettik. Sütun 3'ün yanında incorrect syntax hatası vardı. Bakalım syntax'ını düzeltmeye. Nasıl burada alter table dedik. Burada da alter sütun diyeceğiz tabii. İngilizce olarak diyeceğiz tabii. Bu sütunu düzelt. Tipini money yap. Ve bu da not null olsun yine. Evet, başarılı bir şekilde çalıştı. Bu sütunun tipini de artık değiştirdik böylece. Biz şeyi nasıl sileceğiz? Tabloyu nasıl sileceğiz? Ya da önce bir sütunu silelim. Şöyle. Ya şunu şöyle. En son kopyaladığım şey vardı. Onu bir dakika kez daha yapıştırayım. Şöyle. Kez daha yapıştırdım. Alter table. Yine şunlardan da kurtulayım. Kalabalıktan. Tablomun ismi. Bu defa drop diyorum. Drop. Drop şeyi silmek için kullanılıyor. Drop database, drop table bu şekilde kullanabilirsiniz. Sütun sileceğim. Drop column dedim. Drop column. Sütun içi sileceğim. Az önce oluşturmuş olduğum sütun içi sileceğim. Tipini vermeme gerek yok. Çünkü sileceğim bunu. Şuradaydı. Sütun 3. Sildim. Execute ettim. Başarılı bir şekilde çalıştı. Refresh ediyorum burayı. Sütunlara tekrar bakıyorum. Bakın sütun 3 artık yok. Şimdi dikkat ederseniz ilk tablomda primary key yok. Ama ikinci tablomda primary key var. İlk tabloma primary key kendim ekleyeyim.
Yine buradan ekleyelim. Alçak komutu ile ekleyelim yine. Ne diyeceğiz? Kopyalayayım. Alter table, tablo test. Bu defa bir şey silmeyeceğim. Bir şey değiştirmeyeceğim de bir şey ekleyeceğim. Evet. Constraint. Primary key neydi? Bir constraint'ti. Yani bir kısıtlamaydı. O yüzden bir kısıtlama ekliyorum şu anda. Primary key. Primary key. Tablo test dedim şöyle. Tablo testin primary key'i. Aynı olmak, aynı ismi vermek zorunda değilsiniz. Primary key'i sadece tk bile yazabilirsiniz. Sorun olmaz. Daha sonra şu kısıtlamamın tipini yazıyorum. Primary key. Şimdi alt satır alayım. Daha rahat gözüküyor isterseniz. Kısıtlamanın ismini yazdım. Primary key olacak sütunları yazıyorum burada. İki sütun birden primary key olabiliyor biliyorsunuz. Kimler primary key olsun? ID ile ad alanları ikisi birlikte primary key olsun. Ya da ID ile numara ikisi birlikte primary key olsun diyebilirim. ID ile numara diyeyim. ID ile virgül numara. Şu ikisi birlikte primary key olsunlar. Execute ettim. Evet, ne hatası verdi? Primary key constraint'i kısıtlaması null olabilen bir sütun üzerinde tanımlanamaz. Null olabilen sütunun kim? Şu integer. Hemen şuraya not null diyelim. Bir kez daha deneyelim. Şu bir yere de yazmamız lazım herhalde. Doğru, ona da yazmamız lazım. Ya tabii bunun da değişmesi lazım tabii tekrar. Ben bunları buraya yazıyorum ama bunların da değişmesi lazım. Ne yapalım burayı? Alter diyeyim buraya. Şöyle önce o sileyim diyeyim. Silelim. Tekrar oluşturalım. Hatta create diyeyim. Alter'la yapsaydım keşke. Oradan silmeyeyim. Değiştirdi çünkü direkt. Başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi bunu bir daha çalıştırayım. Evet, başarılı bir şekilde eklendi bak. Primary key'im buraya eklendi. Refresh edeyim. O da geldi. Ve artık iki sütun birden. Bakın ID ve numara sütunlarının üzerine var. Anahtar işaretleri var. Çünkü onların ikisi birden artık primary key. İkisi birlikte primary key. Şimdi tablomuza biraz veri ekleyelim. Insert into tablomun ismi tablo test. Tablo test. Values değerler. Değerler ne olacak? Değerlerine bakayım ben. Hangi şeyler var? ID, ad, numara. ID, ad, numara. Integer, varchar, integer. Bir dedim, virgül dedim. Sonra ad değil mi? Bak şöyle fevzi olsun. Virgül dedim. Bir tane daha numara yazacağım. O da benim numaram. Execute ettim. Evet. Ne diyor? Şurayı identity olarak belirledik ya gençler. Burayı identity olarak belirledik. Bu şu demek. Burası otomatik olarak artsın. Birden başlasın ve birer birer artsın. Ben ne yaptım? Ben oraya veri girmeye çalıştım şu anda. Şunu kaldırsam sorun düzelecektir. Onun hatasını verdi. Evet. Bir tane satır eklendi. Şimdi şurada selectlerim vardı benim. Şunu bir kez daha çalıştıralım. Bakın ne diyor? ID'si 1, adı evzi, numara da 1 olan bir tane kayıt ekledim. Bir tane daha kayıt ekleyeyim. Aynısından bir tane daha ekleyeyim. Ve şu select'i bir kez daha şöyle seçeyim. Şunu alta alayım da. Sürekli aşağı yukarı yapmak zorunda kalmayalım. Execute ettim. Bakın
ID'si 1 olan phase var, ID'si 2 olan phase var. Numarası ikisinde 1-1. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyim? İzin vermemişti zaten ona. Veri girdikten sonra bir tablonun üzerinde değişiklik yapmak sıkıntılar çıkarabilir. Bunlarla ilgili örneklerimiz olacak. Bakacağız birazdan. İkinci tabloyu şöyle düzeltelim. Alter table, tablo test 2. ID, int. Int olsun ama şey olmasın. Identity birebir olmasın. Primary key olsun sadece. Execute ettim. Bunu da düzeltmemiz lazım. Tabloyu düzeltmek yerine düzeltmemiz lazım. Sütununu düzeltmemiz lazım. Yanlış bir mantık kurduk tabi burada. Ne diyeyim? Şunu kopyalayayım. Ben şimdi şöyle yapayım. Ben bu tabloyu sileyim. Tekrar istediğim şeyler de oluşturayım. Uğraşmayalım şimdi onunla. Create table tablo test 2. Şunları kaldırayım. Şöyle bir kez daha oluşturalım. Bir tipini mi sildik ya? Şöyle çalıştı. Şimdi şöyle diyeyim ben. Artık orası otomatik artan bir alana sahip değil yeni tablomuz. Insert into tablo test 2. Tablo test 2. Değer ne olacak? Bir tane alana sahip. Bir ekledim mesela. Yani primary key bana nasıl bir kısıtlama sağlıyordu? Ona bakacağız şimdi. Bir girdim. Şimdi bir daha gireyim oraya. Bu ne diyor? Primary key violation oluştu. Primary key'in ihlal edilmesi oluştu. Bu tabloya, tablo test 2'ye duplicate veriler girilemez. Duplicate key içeren veriler girilemez. Yani aynı veriye, aynı anahtara sahip veriler girilemez. Duplicate key value is bir one diyor. Yani key olarak girmeye çalıştığım, ikinci olarak girmeye çalıştığım veri bir diyor. O yüzden girmene izin vermiyor. Yani kısıtlamalarımız bizim veri bütünlüğümüzü sağlaması konusunda önemli. Gördüğünüz üzere aynı anahtara sahip bir verinin girilmesini otomatik olarak engelledi. Şunu 2 yapalım mesela. İzin verecektir. Çünkü öyle bir veri yok şu anda. Şunu da select edelim hemen. Hangi veriler var bakalım. 1 ve 2 verisi. Gördüğünüz üzere. Evet, select'i kullandık birkaç yerde. Onunla ilgili kısaca bir bilgi verip bu kaydı sonlandırmak istiyorum. Select yıldız. Bütün yıldız bütün sütunları ifade eder. Veri tabanından veri seçmek için select komutunu kullanırız. Select yazarız. Daha sonra seçeceğimiz sütunların ismini yazarız. Yıldız bütün sütunları dediğim gibi temsil ediyor. Daha sonra from. From'dan sonra da tablomuzun ismini yazarız. Örneğin şurada tablo test ve sadece ben ad ve numara sütunlarını seçmek istiyorsam eğer şöyle ikisini yazıp sadece onların görüntülemesini sağlayabilirim. Bu ilişkisel cebirdeki projection kuralı select altında çalışıyor diyebiliriz. İlişkisel cebirde görmüştük şeyleri, bu projection'ları, select'leri. Projection ama şunu ifade ediyor diyebiliriz. Select zaten select'in kendisiydi gibi. Evet, dediğim gibi bu kaydı çok güzel öldürüyorum burada. Sonra tekrar görüşmek üzere.